Böyle kaydımız başladı arkadaşlar. Evet, bugün Işıl Taysever'le birlikteyiz. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Hoş buldum. Hoş geldin Işıl'cığım. Ben biraz Işıl'dan bahsetmek istiyorum. Kimdir, ne işler yapmıştır? Kendisinin özgeçmişini şimdi paylaşacağım sizlerle. Işıl Taysever 1969 Ankara doğumludur. Orta ve lise öğrenimini Tevfik Fikret Lisesi'nde Fransızca olarak yapmıştır. 1992 yılında ODTÜ İşletme bölümünden şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. Sırasıyla Exim Bank, Garanti Bankası ve Societe Generale bankalarından finansal piyasalar, dış işlemler, kurumsal pazarlama bölümlerinde uzmanlıktan yöneticiliğe çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. 2003 yılında bankacılık sektörünü bırakarak bağımsız eğitim danışmanı olarak eğitmenlik kariyerine başlamıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nı 2009 yılında tamamlamış ve 2008 yılından beri kendi adıyla kurduğu eğitim danışmanlık firmasıyla firmalara özel eğitim ve gelişim programları tasarlamakta ve sunmaktadır. Bugüne kadar her yıl bine yakın katılımcıyla tanışarak yüzden fazla şirkette eğitim vermiştir. Uzmanlaştığı eğitim konuları ise sosyal zeka ve networking programlarıdır. Taysever iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Hoş geldiniz efendim Sayın Taysever. Teşekkür ediyorum. Çok Evet, sağ daha olun. önceden torpil değil networking diyorduk. Artık her koşulda networking diyoruz. Değil mi? Doğru. Başımıza ne gelirse gelsin networking yapmalıyız diyoruz Işılcığım sanırım. Ben sözü sana bırakıyorum. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığın için tekrar. Aralarda öğrencilerimizin sorularıyla ben eğer şey olursa sana da katılmak isterim. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum Burcu. Ay, biz Merhaba arkadaşlar. Sizler de hoş geldiniz. de. Sunumumuz siz müsait olduğunuz sürece sürebilir. Şu anda evde kızımın 12 yaşında bir kızım var. Arkadaşları geldi ve evde su savaşı yapıyorlar. Her an dalabilirler. Bir de salonumuz 1,5 saat ayarlı. Her an kapanabilir ama önemli değil. Gönüller bir olsun dermişim. Yani 1,5 saat içerisinde bitirebilirsek güzel olur öğrenci soruları. Tamam. Yani kalmak isteyen olursa tekrar Ay canım. bağlantıya geçeriz. Yani Çok teşekkür. arkadaşlar soru sormaktan çekinmesin. Belli olan Sağ benim ol. anlatacağım değil de sizin bu konudaki özellikle okulu bitirme yılında olanlar, eninde sonunda bitecek okul, her koşulda bitecek. Sonra başka bir hayata atılacaksınız. Benim size üniversitede nasıl network yaparsınız veya staj yerinizden belki orada kalacak bazı arkadaşlar. Orada ilişkileri nasıl network'e çevirebiliriz? Ve nedir bu network? Onları konuşacağım. Her an, her anlama, yani bir soru cevap en sonunda elbette yapacağız ama lütfen unmute yapıp her an kesin. Rica ediyorum kesin. Kesmezseniz inanın zaten bir ekran önündeyiz. Hem ekrana konuşmak kolay değil. Daha canlı, daha tatlı bir buçuk saat geçirebiliriz. Aralarda da arkadaşlar chat'e yazıyorlar. Ben de böyle arada hıh diye girebilirim yani bir anda. Işılcığım şöyle Lütfen. midir, böyle midir? Tamam, süper. Arkadaşlar bekliyoruz soruları. Zaten doğum yılımı da Burcu söyledi. Yaş 50 oldu arkadaşlar. O yüzden bizlerin dijital esnekliği, becerisi sizler kadar değil. Hem chat'e bak hem şey yap. Gerçekten zorlanıyoruz bu dönem. Yani inanın çok zorlanıyoruz. Galiba meşaleyi size devrediyoruz. Bu dijital dönüşüm, yani pandemi dönemi bunu gösterdi. Ben de bir yandan sinemayla çok ilgileniyorum, sinema analiziyle. Benim üç mesleğim var aslında ODTÜ'yü bitirdikten sonra. Bir tanesi bankacılık uzun yıllar. Sonra eğitmenlik. Şimdi üçüncü mesleğim sinema yazarlığına adım atmak istiyorum inşallah. Süpersin. Şimdi networking kelimesinden kaç kişi hoşlanmıyor desem acaba nasıl cevaplar gelir? Çünkü ben Evet. çalışma döneminde ve üniversitede arkadaşlar hiç hoşlanmadığım bir kelimeydi. Zaten böyle bir kelime de yoktu. Ama iş hayatına geçtiğimde bu kelime çok sık kullanılmaya başlandı. Şu anda ise yani kullanmadığımız iş dünyasında yün yok neredeyse. Ama
Şimdi network'le ilişki biraz karıştırılıyor diye ben burada bir ayrım yapmak istiyorum. Yani niye ilişki yönetimi demiyoruz da tutmuşuz İngilizce bir kelimeyi kullanıyoruz. Hem de W var içinde, ING eki var, networking diyoruz. Ya ilişkiler önemli değil de demiyoruz neden? Niye network önemli diyoruz? Biraz bunu anlatmaya çalışacağım. Çünkü ikisinin ayrı kavramlar olduğunu önce söyleyeyim. Ama her şeyden önce çok samimiyetle söylüyorum. Yani 27 yıldır iş hayatındayım. Ne yaparsanız yapın arkadaşlar, hep insanlarla yapıyorsunuz. İnsanlar için yapıyoruz bir kere. Yani bir ürün belki bir prosesten geçiyor, bir makine, bir üretim, belki çok yüksek teknoloji, belki bir sıfırlarla dijital dünyadan geçiyor ama en son dokunduğunuz nokta insanlar. O yolda da bir takım insanlarla dokunuyoruz. Ve bu insanların kim olduğu sizin bu dönemdeki kariyerinizi, hatta maaşınızı ve hatta sağlığınızı, yani bütün hayatınızı etkileyecek kalitede oluyor. Yani unvanlar değil, ilişkilerin kalitesi sizi iş hayatında daha mutlu, daha tatminkar edecek. İş dünyasına geçtikten sonra da yılların ne kadar hızlı aktığını şahit olacaksınız zaten. Biriktirdiğiniz insanlar sizin en büyük asetiniz, hazineniz olacak. Şimdi insan biriktirmek ne demek? Herkesle dost olalım. Hiç anlaşamadığım insanlarla bile yüzüme tükürse eyvallah diyeyimden hiç bahsetmiyorum. Şimdi ben kısacık bir sunumum var. Oradan başlayayım. Bu network kelimesiyle insanlarla olan ilişkiniz arasında ne fark var? Ve network'ten neden hoşlanmıyor bazı arkadaşlar? Çok haklı sebepleri var. Çünkü maalesef Türkiye ortamında da torpil kelimesi çok geçer akçe. Ancak torpil bence çok vicdansız, hatta ahlaksız bir şey olarak görüyorum ben. Korkunç bir uçurum var network'le. Network'ü ise sosyal adaleti sağlamak için bir yapmamız gereken bir borç olarak görüyorum. Sunumum bunların üzerine inşa edilmiş durumda ve benim hayatta felsefem bu olduğu için çok yürekten tüm sorularınız, tüm aklınıza takılan şeyleri ha bu sunumda ha sonra bir bağ kurarız, hepimiz açığız zaten, orada da tartışabiliriz. Bu konuda bizim sevgili İdil Türkmenoğlu, belki o sunuma gelenler de, o derse gelenler de vardır, İşletme bölümünde verdiği dersten beni her yıl konuk eder. O konukluğu sırasında ben bir ders boyunca bu kavramı anlatırım. O da bu kavrama dayanarak ödevler verir, assignment'lar verir. 5 yıl boyunca, bir buçuk yıl önce bunları biriktirdik ve dedik ki arkadaşlara bir rehber kitap yapalım dedik. Ve böyle bir kitapçığımız da oldu. İlgilenenler tam detayıyla orada konuya vakıf olabilirler. Her yerde de var zaten. İnanın bir saatten daha fazla almıyor okuması. Renkli bir kitapçığımız da var. Rehber bir kitap. Şimdi network, içinizde belki mühendisler vardır. Tabii şimdi interaktif yüzünüzü göremediğim için ve ekranda da sunum olduğu için bilemiyorum chatten de yazışıyor mu. Network kavramı bilişim dünyasından bize bir armağan. Türkçesi ağ demek. Ağ da noktalarla birbirine bağlı bir sistem demek. Bir şirkete gitseniz tüm bilgisayarlar öyle. Boğaziçi Üniversitesi'nin sistemi de öyle. Bilgisayarlar birbirine bağlı. Yani ekranda gördüğünüz noktalar birbirine bağlanmazsa biz buna network demiyoruz. O yüzden networking bir eylem. O zaman ne eylem olacak? Tabii ki noktaları bağlama eylemi olacak. Şimdi hayatta iki seçeneğimiz var bir işi halletmek için. Ya kendimiz yaparız o işi ya da birisiyle beraber yaparız. Şimdi kendimizin yaptığını düşünürsek bu bize tabii ki çok şey katar. Araştırırız, bu konunun eğitimine katılırız, uzmanlaşırız. Yani mesela şu en solda şunun tek başına yaptığını düşünün. Bu noktanın insan olduğunu düşünün bu arada. Network'le çalışan sistemler var dediğim gibi.
noktaların yerine beyin hücresi koyabiliriz. Bir şirketteki bilgisayarları koyabiliriz. Şehirleri koyabiliriz. Akıllı şehirler tasarlayabiliriz. Biz ama bugün networking konuştuğumuz için noktaların yerine, yani nokta dediğimde insanı kastettiğimi anlayacaksınız. Diyelim ki bir işi kendiniz yaptınız. Bu arkadaş da kendi işini kendi yaptı. Bu arkadaş da kendi işini kendi yaptı. Noktalar büyüyor. Peki noktaların büyümesi sisteme katkı yapar mı? Tabii ki yapar, değil mi? Yani eskisinden daha büyüklük ne demek? Akıl, bilgi, deneyim, fikir, sermaye, her türlü kaynakla büyüyoruz. Fakat yıllar geçiyor, bir takım araştırmalar gösteriyor ki evet, bu noktaların büyümesinin içinde bulunduğumuz sistem, şimdi bu sistemin kendi arkadaş grubunuz olarak düşünebilirsiniz. Bunu üniversite bölümünüz olarak düşünebilirsiniz. Yaşadığınız şehir, ülke, şirket, artık hangi sistemi düşünürseniz hemen hepsinde geçerli bir şey var. Şu var. Eğer iki insan, iki nokta birbiriyle bağlantılı olduğu zaman sadece, bu çok önemli, yani bu ikisinin T0 zamanındaki bilgi kaynakları var, T1 zamanında sadece bağlantıları var. Yani kendilerine herhangi bir yatırım yapmıyorlar. Bu iki noktanın da büyüdüğü tespit ediliyor. Tespit ediliyor dediğim şey şu, yani iki bilgisayar eğer birbirine bağlanmazsa çıktıları, yani üretilen iş birbirine bağlandıktan sonra üretilen işten daha fazla. Şimdi düşünün, sadece iki nokta birbirine bağlanıyor. Bir de üçüncü noktayı bağladığınızı düşünün. Biraz daha abartalım, dördüncü nokta. Ve derken işte size network olmayan noktaların bir network oluşturduğunu düşünün. Bu sistemde kendi kendine başka rengi, başka bir oluşuma dönüşüyor. Bunu şirketler ölçüyor. Organizational Networking Analysis diye yazılımlar var. Çok rahat ölçülüyor. Hatta ilgilenenler varsa, ama bir iş yerinde olan bir link var bende. Cambridge Üniversitesi bu konuda çok araştırma yapıyor. Anında sizin network puanınızı çıkarıyor. Tabii questionnaire var. Normalde bunu yapan, belki ilgilenen arkadaşlar vardır. 4-5 yıl evvel yine sizlerden bir arkadaş bilgisayar mühendisiydi. Ben bunu ölçmek için yazılım yapacağım dedi. Şirket kurdu. Şimdi hala dostluğumuz devam eder. Kulakları çınlasın. Rahatlıkla ölçülüyor. Neden bu kırmızı olmaz? Yani kırmızıyla maviler arasında ne fark var dersiniz? Yani bir network'ün dışında kalanlar, kendi başına halletmeye çalışanlar da bir network'ün içerisinde olanların arasında ne fark var derseniz, tabii ki ilk aklınıza gelen şey, hızlanıyorlar. Ne hızlandırıyor? Bilgi, fikir, deneyim. Ya birisi burada aman diyor, Zoom meetingi 17'de değilmiş, 18'deymiş, ertelenmiş, hocanın bir işi çıkmış diyor. Hemen bu, eğer bir network'ün içerisindeyseniz, bu bilgi sayesinde siz kaynak tasarrufu yapıyorsunuz. Yani işte o bir saatinizi daha yararlı bir şey kullanabilirsiniz, keyfinize bakabilirsiniz. Bir bilgi paylaşımıyla hızlanıyorsunuz ama maviler bunu tek başına öğrenmek durumunda kalıyor. İşte hatta bu konuda Harvard Üniversitesi'nin bir çalışması var. Slide'ları atlıyorum bazen sunumunda, sonra geri dönüyorum. Harvard Üniversitesi'nin çok ilginç bir çalışması var. Buraya gelen öğrenciler yatakhanede tabii ki rastgele odalara geliyorlar veya yakın arkadaşlarıyla kalıyorlar. Bu network konusu onlar için de çok önemli. O kadar çok araştırma var ki, eğer sunum el verirse iş yerinde de network konusunda yöneticilerle yapılan çalışmalardan bahsedeceğim. Ama ben şu anda sizler için, yani daha genç arkadaşlar için olan kısmından bahsetmeye çalışacağım. Genç arkadaşlarla yapılan çalışmada bizim diyorlar çok başarılı öğrencilerimiz var. Tabii ki Harvard'a girmiş, çalışkan, yetenekli. Ama mezun olduktan sonra bazıları çok hızlı yükseliyor. Çok hızlı iş buluyor. Hatta iş bulduktan sonra
çok daha hızlı kariyerinde yönetici oluyor ve daha fazla para kazanıyor. Yani burada başarıyı bu ölçütleri almışlar. Başarı bu mudur? Hiç girmiyorum ama bir bilimsel deney yapmak için somut kriterler lazım. Bu ölçekte diyorlar, acaba kurdukları network önemli mi? Bunu da şundan ölçüyorlar. Acaba diyor, yatakhanedeki, bu çok ilginç bir çalışma, yatakhanedeki odasının koridordaki, kattaki yeri bu çalışma, bu başarı kriterlerinde etkili oluyor mu? Yıllar süren araştırmalarda ortaya çıkan şu, eğer yatakhanedeki yeri daha ayak altı, yani ne diyelim, merdivenlere yakın, yani bu koridorun en ucunda sessiz, geniş, konsantre olacağı oda yerine daha gürültülü, daha herkesin göz önünde olan, hatta daha ne diyelim, herkesin kapıdan uğrayabildiği yerlerde olan insanların iş dünyasında çok daha fazla hatırda kaldığı, akılda kaldığı, hatta üniversitedeki gelişmelerden anında haberdar olduğu, ya şurada şu konser var, şurada şu var diye daha sosyal yaşama çok daha fazla katıldığı için şeyde, çalışmada bu kişilerin daha hızlı yükseldiği ortaya çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki neler fark ettiriyor odasının yeri? Daha sosyal ortamda bulunuyorlar. Sosyal ortamda bulunmak sosyalleşmek değil. Onun da altını çizmek istiyorum. Çünkü sosyalleşirken biz genelde sevdiğimiz, kendimizi yanında iyi hissettiğimiz insanlarla beraber olmayı tercih ediyoruz. Çünkü keyifli vakit geçirmek istiyoruz. Zira burada da dopamin salgılıyoruz. Çünkü onaylandığımız, aynı şeyleri paylaştığımız, sevildiğimizi hissettiğimiz ortamlarda tabii ki daha mutlu oluruz. Bunun kaçarı yok. Ancak networking burada bize bir challenge söylüyor. Yani sosyal ortamlarda bulunmakla sosyalleşmek aynı şey değil. Şimdilik bu kadarını söyleyeceğim. Birkaç sıra sonra daha detaylı anlatacağım. Sosyal ortamlarda insanlar, bundan sonra bir gözlemleyin arkadaşlar. Daha yakın olmadığınız insanlarla beraber olduğunuzda, yakın olduklarınızla süre giden bir muhabbetiniz vardır. Ya bir ayrılıktan dolayı işte o kişiyle ilgili derin derin muhabbet edersiniz veya hayallerinizi paylaşırsınız. Bir şeyler şikayet edersiniz veya bir mutluluğunuzu, daha ziyade duygusal şeyler konuşulur. Ama sosyal ortamlarda, yani çok böyle her şeyinizi paylaşmadığınız kişilerde bulunduğunuzda, orada oturup da ya sen erkek arkadaşına, kız arkadaşına ayrılmışsın, anlat bakalım ne yaptı o sana gibi bir muhabbet olmayacağı için bir takım daha somut, daha güncel, daha fırsat yaratıcı konulardan konuşulur. Bir durum anlatılır, bir düşünce anlatılır, bir haber verilir. Veya ya ben dün işte şuraya gittim, şurada çok başarılı bir şeyle karşılaştım. Ya da şu hocanın şöyle de bir firması varmış, danışmanlık yapıyormuş. Ben oradan, yani sizin yakın arkadaşlarınızdan duymayacağınız bir takım şeyler paylaşılır. İşte biz buna networking diyoruz. Yani sosyalleşip her yerde bulun, her yere yakın arkadaşlarınızla gitmenizin networkinize bir faydası yok. Bana dönseniz, sorsanız, üniversite yıllarını nasıl değiştirmek istersiniz deseniz, vereceğim ilk cevap her yere yakın arkadaşlarımla gitmemek olur. Çok konforlu bir alandaydım. Biz üç kızdık. Çevreden de birkaç arkadaşlarımız vardı. Her yere. Seçmeli ders mi alınacak? Beraber giderdik. Bir konser mi var oraya? Beraber. Seminere mi? Beraber. Bu beraberlik bizim arkadaşlarımızın iş bulmasını biraz zorlaştırdı diğer arkadaşlarımızın. Onu da söyleyeyim. Çünkü başka tanıdığımız yok. Hatta benim bile belli kariyerimde hep aynı kişilerle görüşmemi, ben şeyini, ilk kariyerimdeki hatalarımı görüyorum. Şimdi ekrana belki sesli cevap verebilirsiniz burada. Fırsat nerede derseniz, şimdi
aşağısı bir fikrin bir projeye dönmesi. Mesela önce bir durum vardır. Ne demek bu durum, düşünce vardır? Ya bir şirket der ki biz bir proje yapacağız, yeni inovatif bir proje yapacağız ve burada da üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup öğrenciyle çalışacağız. Hatta maaşa bağlayacağız. Şöyle olacak, böyle olacak. Sonra bu gelişir, yön bulur. Bunu ne zaman yapalım? İşte pandemi bittikten sonra yapalım. İşte kaç kişiyle yapalım? Mühendislerle mi yapalım? Bu proje biraz gelişmeye başlar. Sonra artık kararlar netleşir. Nerede konaklayacaklar? Ne yapacaklar? İşte organizasyonel netlik kazanılır. Sonra bunu duyurmaya çalışırlar. Gazeteden, işte şeyden, internetten. Ondan sonra da bu projenin içerisine, işte bu kocaman yuvarlağın içerisinde de yer alırsınız. Eğer siz bu aşamada hangi noktada bundan haberdar olursanız, sizin için eğer istediğiniz bir proje ise bu projenin içinde yer almak mümkün olur. Var mı cevabı ona? Evet, ne diyorsunuz arkadaşlar? Bana biraz gelişme yön bulmamı acaba? Tam bence gelişim aşamasını. Yağmur? Hı? Bence de yeşil olan. Ya da yeşil olan. Pembe. Ay, bilmiyorum, hepsi olabilir. Başka fikri olan? Bence yayma hariç diğerleri olabilir. Yayma hariç. Rabia sensin galiba. Başka var mı? Var mı? Fatih'ten gelmiş, netlik karar demiş. Yani netlik karar, pembe olan demiş Fatih. İpek demiş durum düşünce diye en başında. Ondan sonra Mehmet durum düşünce demiş. İki tane durum düşüncemiz var. Şevval gelişme yön bulma demiş. Esra yeşil demiş. Peki, harikasınız. Şimdi burada bir sıfırları gördünüz değil mi? Bu... Evet. Artık yaydıktan sonra bir sıfırda dijital dünyada bunun haberinin yayılması anlamına geliyor. Hı hı. Şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Dijital dünyadan duyduğunuz her şey sizin için artık bir fırsat değil. Bundan önceki her aşama bir fırsat. Hatta ben katılıyorum arkadaşlara, durum düşüncede eğer bunu keşfediyorsanız, bu fırsatın bir parçası olmak sizin için önünüzde daha farklı aşamalar olduğu için daha büyük bir fırsat. Burası artık gelişmiş, size uygun mu değil mi check edebileceğiniz bir alan. Netlik kazandığı aşamada artık çok çabuk reaksiyon verebiliyorsanız bu da sizin için bir fırsat. Ama artık bu dijital dünyaya düşmüş bir haberse oraya başvuracak yüzlerce, binlerce insandan birisi oluyorsun. Bu sürede ne yapmanız gerekiyor? İşte bu sürede network yapmanız gerekiyor. Bu proje nerede olacak? Acaba benim kriterlerim uygun mu? Bir ön hazırlığım olabilir mi? Veya bu ben size şunu da söyleyeyim. İşe alımlarda da iş ilanı tabii ki kariyer.net gibi dijital yerlerden de bulduğunuz şeyler oluyor. Ama eğer network'ünüz kuvvetliyse şirketler şu süreci destekliyorlar. Yani şu aşamalarda eğer tanışabilirsek insanlarla, gençlerle, belki de siz bu projenin oluşumuna bile farklı açıdan yaklaşabilirsiniz. Projenin tamamını değiştirebilirsiniz. Bu aşamada sadece bir üyesi, söz dinleyen bir üyesi oluyorsunuz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şimdi bunları nerede duyuyoruz? İşte bunları arkadaşlar dijital dünyada duymuyorsak sosyal bağlardan duyuyoruz. Yani yakın arkadaşınız asla size böyle bir şey söyleyemez. Neden söyleyemez? Şimdi onun cevabını vereceğim. Bunu asla kankanızdan duyamazsınız şuradır. Çünkü çok meşhur bir çalışmadan bahsedeceğim. Sosyal bağlar ama kankalarla olan bağları bahsetmiyoruz. Mark Greenwater 30 bin referans verildiği bir çalışması var. Zayıf bağların gücü diyor. Şöyle 4 kriterde çevremizdeki tüm insanlarla olan bağlarımızı kategorize ediyor. Diyor
ki eğer çok uzun süredir görüştüğünüz, çok sık haberleştiğiniz ve duygusal bir paylaşım var, bir de karşılıklı bir ilişki varsa buna güçlü bağlar diyoruz. İşte kanka dediğim şeyler buradalar. Bunlar bizim, sakın yanlış anlaşılmasın, bu güçlü bağlarımız bizim için, hayatta kalmamız için çok önemli. Ececiğim, sunum yapıyorum. Yani gerçekten kaç defa uyardım bilmiyorum, neyse. Ama atlarken görmedik en azından. Çok suçlu. Havada. Bakıyor, kesin eve bir şeyler oldu. Kesin. Eğer bu dört kriterin dördünü de tamamlayamıyor, bir veya iki veya üçte kalıyor. Yani çok uzun süredir tanıyorsunuz ama duygusal bir bağınız yok. Veya sık haberleşiyorsunuz ama daha yeni tanıştınız. İşte bunlar da bizim zayıf bağlarımız. Yani kimler olabilir? İşte ben de sizin bir zayıf bağınız olabilirim. Veya Burcu Hanım da olabilir. Komşunuz olabilir. Uzaktaki ilkokul arkadaşınız olabilir. Bir konserde tanıştığınız birisiyle bir iki merhabalaştığınız şeyde, çimenlerde, o zayıf bağınız olabilir. Bir de en zayıf bağlarımız var. Artık bu dört kriterin neredeyse bir tanesini karşılayabiliyor. Yani böyle gözünüz bir yerden ısırıyor. Aa, bu bizim okuldan, bu bizim mahalleden, bu bizim yazlıktan, bu bizim şuradan dediğiniz. Belki ismini biliyorsunuz, cismini biliyorsunuz. Çok uzak olanlar. Şimdi çalışma şunu bize şu açıdan bu bağların hangisi bizim için bize yeni kapı açıyor diye bir çalışma yapıyorlar. Diyorlar ki acaba bu üç bağdan hangi bağ bize iş bulurken, yeni iş bulurken, yeni bir kapı açarken, yani yeni kelimesi varsa, bunun altını çiziyorum, hangisinin katma değeri daha yüksek derken, tahmin edeceğiniz gibi çalışmanın isminde o çıkıyor zaten. En fazla katkıyı %55 ile zayıf bağlar açabiliyor. Şu toplama bakarsanız aslında %83 oranında bizim çevremizdeki insanların, yani kankalarımızın bize yeni bir şey söyleyebilme, nedir yani yeni bir haber verebilme, yeni bir şeyden haberdar etme, fırsat yaratabilme de %17 kadar arkadaşlar. Şimdi buradan hepiniz bu üniversitenin çok sevgili öğrencilerisiniz. Buradan şunu çıkarmıyoruz değil mi? Ya ben güçlü bağlarımla, onlar bir işe yaramıyor. Ben bundan da bahsetmiyorum. Güçlü bağlarımızın bize hayatta duygusal olarak düştüğümüzde yaralarımızı duygusal olarak sarması olarak, hayattan keyif almak olarak hayatımızdaki rolleri inanılmaz. Ama hayatınıza yeni bir şey katmak istiyorsanız, yeni bir iş, yeni bir haber, birazcık nefes almak istiyorsanız, yani aralarda birazcık başka neler var diye bakmak istiyorsanız, lütfen her seçmeli dersi kankanızla gitmeyin. Arada network yapın. Yani hayatınızı network yaparak geçirin de demiyorum. Yani onlar da son derece sevimsizlikler olur. Sürekli yeni insanlarla gezeyim, şey yapayım. Bunun bir dengesini siz bulursunuz. Zaten bunu da ölçmüşler ama iş dünyası için ölçmüşler. Günde 45 dakikalık bir network çalışması yeter diyor iş dünyası için. Şimdi bu 45 dakika uzun mu derseniz inanın diyor. 10 dakikasını sosyal medyada yeni hesaplara yorum yazarak veya ekleyerek, LinkedIn'de birazcık araştırarak, bir 10 dakika çok uzun süredir görmediği bir zayıf bağı arayarak, bitti size 20 dakika. Arada yalnız başına bir yemeğe giderek, yemekhanede yeni kişilerin yanına oturarak, bitti yarım saat. Yani bunu çeşitlendirebiliriz. %83 çok yüksek bir rakam. Diyebilirsiniz ki nasıl oluyor bu? Eminim düşünmüşsünüzdür. Neden bana yeni kapıyı kankalarım, güçlü bağlarım açmıyor? Bunun da 3 sebebini buluyor. Çalışma çok, dediğim gibi 30 bin referans alıyor. Bir, güçlü bağlarımızla zaten biz benziyoruz. Zaman geçtikçe daha da benziyoruz. Benzerlik ne demek? Benzer yerlere gidiyoruz, benzer insanlarla. Yani benim tanıdığımı benim güçlü bağım da tanıyor. Benim okuduğum internet sitelerini o da okuyor. Yani birbirimize böyle bir
yeni bir şey söyleyemiyoruz. Ama çok keyifliyiz. O ayrı dediğim gibi. Hep ayrı tutuyorum. Onların yeri bizim için çok değerli. Ama nefes alamıyoruz. Bir süre sonra boğuluyoruz. Ve yani Einstein'ın ünlü sözü aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekleyemezsiniz dediği şey bu network için de geçerli. Aynı insanlarla aynı yere giderek ve bunu yıllarca yaparak hayatınıza farklı bir şey girmesini bekleyemezsiniz. Zayıf bağlarla kurduğumuz iletişim ve ilişkiye de network diyoruz aslında. Networking yani o ING ki bizim sistemdeki o noktaların akrabalarımız, ailemiz, yakın çevremiz olması değil, daha zayıf bağlarla bu eylemi gerçekleştirmemiz. Bu da birazcık beceri gerektiriyor. Çünkü yakın bağlarımızla konuştuğumuz gibi, yani şu çemberin içerisindekiler ve sıcacık ilişkilerimiz var. Yani tabii ki kırılma dökülme olabilir ama çok daha rahatız. Ama başka bir çemberdeki birisiyle, çember derken başka şehir, başka cinsiyet, başka inanış, başka bölüm, hayatta başka açıdan bakan insanlarla, yani mesela tabii ki öyle insanlar var hayatta. Onlarla yapacağımız 5-10 dakikalık bir konuşma, tanışma ve hatta onlardan akıl alma. Yani sadece tanışma değil networking. Bu zayıf bağlarımızda ihtiyacınızı, o andaki meşguliyetinizi, kendinizi anlatabilme, işte bunun ismi networking. Işıl'cığım, Ömer yazmış da öğrencimiz, mezun oluyorum bu dönem, kankalarımla beraber almadığım tek dersim yok, pişmanım şu an demiş. Evet arkadaşlar, son dönem olunca tabii ki birazcık bari şeylere, webinarlara falan katılsınlar değil mi en azından? Ömer'cim hiç şey değil, hayat uzun, bu pişmanlık çok güzel bir duygu. En azından sen mezun olurken pişmansın. Ben mezun olduktan 10 yıl sonra pişman oldum. Evet. Yani çok erken. Ve ben okuluma hiç geri dönüp bakmadım. Ankaralı olanlar varsa Tevfik Fikretler grubuna hiç girmedim. ODTÜ mezunlar şeyine hiç girmedim. Ondan sonra bunun derdini, bunun kıymetini dert edindim kendime. Ve hatta o yüzden de bu konuda çok çok okudum, çok araştırdım ve şimdi de şunu söylemeye çalışıyorum. Şu ekranda gördüğünüz şey var ya, aslında dünya keşke böyle olsa. Ne demek bu? Adalet böyle sağlanır arkadaşlar. Şu grubun içerisindeki fazla kaynağın şu gruba akıyor olduğunu düşünün. Yani kaynakları, zamanı, giysileri, fırsatları, emeği, her şeyi kendi içimizde paylaşırsak, bunu çok sosyolojik çalışmalar destekliyor. Bu grup çöküyor. İnovasyon yok, yenilenme yok, nefes alma yok, paylaşma yok. Ki şu anda bütün şirketler, eminim staj yaptığımız yerlerde, rakipleriyle bile işbirliği içindeler. Yani kanka olmuyor iki şirket. En şey olmuyor. Ama birbirlerinden haberdar kalmamak için işbirliklerine giriyorlar. İnsan kaynakları departmanları beraber platform hazırlıyorlar. Eleman paylaşıyorlar, referans veriyorlar. Bir müşteriye bazen iki şirket beraber rakip olmasına rağmen beraber ürün tasarlayabiliyor. Hayat çünkü gitgide daha karmaşıklaştığını hepimiz biliyoruz. Yani hele hele bu yeni dönemde ne olacak bilmiyorum ama o yüzden şu zayıf bağlara, o benden değil dememek bence adaleti sağlayandır. Yani hayat bir şekilde daha adaletli dönüyorsa bu zayıf bağları boşluyor. Bunları keserseniz arkadaşlar, dünyanın nasıl çok daha kötü bir yer olacağını düşünebilirsiniz. Ki pandemi sırasında Avrupa ülkeleri bunu kestiği için nasıl eleştirildiklerini siz biliyorsunuz. Dediğim gibi networking bizim güçlü bağlarımızın dışındaki bağlarla katma değer kurma becerisidir. Zaten şöyle bir toparlayalım. İş fırsatlarının çoğu artık dijitalde değil, sosyal bağlardan haberdar oluyor. İnanın, çok samimiyetle söylüyorum. Ben de iş hayatı boyunca bir referansla gelmiş kişiyi
gönlün daha fazla kayıyor. Bu ne demek? Şimdi biraz daha derinine gireceğiz network olayına. Bir bakayım zamana. Daha yarım saatimiz olmuş. Harika. Şimdi referansla gelen kişiye neden gönlüm daha kayıyor? Kağıt üzerinden gelen bir kişi benim için bir sıfır bir kere. Şimdi iş arama sürecine giriyorsunuz ya. Bazı mailler, bazı CV'ler geliyor. Deniliyor ki Işıl Hanım, ya akrabalarından bile geliyor. En yakın arkadaşlarından geliyor. Bırakın uzağa gitmeyi. Şöyle geliyor CV. Ya iş arayışındayım. CV mektedir. Aklınızda olsun. Şimdi benim gönlüm buraya neden kaymıyor? Neden telefonum çaldığında bir kişinin, ya şu arkadaş var, ismi Burcu olsun. Burcu diye bir gencimiz var. Ben şu vesileyle tanıyorum. Kendisi şunları şunları yapmış ve senin şirketinde şunun için uygun olduğunu düşünüyorum. Kendisini de çok yakından tanırım. Çünkü şöyle şöyle bir ortamda beraber olduk. Bu arkadaş Burcu seni arayabilir mi derse buraya gönlün neden kayıyor? Ne dersiniz? Evet. Var mı cevabı olan? Düşünüyorlar herhalde şu anda neden kayıyor acaba? Yani şöyle diyebiliriz. Evet. İşinizi zaten tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ona dair belirli düşünceleriniz var olumlu yönde. Bu kişi de o kanaldan geldiği için otomatik bir pozitif ön yargı oluşuyor o kişi hakkında. Çok doğru dedin. Fatih mi Çağlar mı? İkisi de. İkisi de Fatih Çağlar. İster istemez bir duygusal yakınlığım oluyor. Şimdi beni arayan kişiyle eğer benim geçmişimde olumlu bir şey yaşadıysam şöyle bir özdeşleşme oluyor. Ya eğer bu kişi bunu iyi dediyse muhakkak iyidir deniyor. Şimdi burada dikkat edeceğim şey Fatih'in dediği gibi gönlüm oraya kayıyor. Çünkü pozitif bir ön yargım oluyor. Işıl'cığım iki kişi daha yazmış. Karşılıklı yarar olduğu için Mehmet demiş. Android geliştirici ismini bilemiyorum kendisinin. Referansı tanıdığınız ve o referansın sizi tanıması sebebiyle sizin ihtiyaçlarınızı biliyor olması demiş. Çok güzel. Android de evet, çok güzel söylemiş. Diğer arkadaşımız da söylemiş. Harika iki katkı daha var Fatih'in yanında. Diğerinde 1-0 olan kişi mail geliyor. Şimdi bakın CV'ye güvenmeyin. Asla güvenmeyin arkadaşlar. Ne demek bu? CV'nizin zayıf veya yüksek olmasından bahsetmiyorum. CV'yi mail olarak gönderdiğiniz her durumda 0-1 yani 1-0 geride başlıyorsunuz. Çünkü benim, bakın bana bir tane mail geldi diyelim. Diyelim ki Burcu Ertürk gerçekten sevdiğim, çok yıllardır da beraber bu tür programlar yaptığımız ve Burcu'yu da seviyorum. Burcu bana diyor ki, ya diyor bizden diyor işte Fatih diyor, Fatih'in diyor CV'si ekle diyor. Aklında olsun diyor, şey yapar mısın diyor. Şimdi buraya yine gönlüm kaynıyor. Bakın az önce çok kilit bir şey söyledim. Acaba onu yakalayan oldu mu? Şimdi Burcu benim yakın arkadaşım. Artık arkadaş olduk bu kariyer günleri vesilesiyle. Diyor ki ilgilenir misin diyor. Bir mail atıyor bana, CV'si ekle diyor. Az önceki örnekle nesi farklı bunun? Çok kısacık bir cümlede yakalayabilen var mı diye merak ettim. Yakalayamadıysanız zaten ben çok açıklamadığım içindir. Ama merak ettim. Telefon evet biraz öne geçebilir. Ama ortam çok müsait olmadığı zamanlar tabii ki mail atılabilir. İstek mi ikisinde de? Burcu benden ne istedi mailde? İlgilen. CV ile ilgilenmemi istedi değil mi? Ne demek CV ile ilgilenmek? Şu arkadaşa Fatih'e iş bulur musun diyor bana. Diğerinde ne istedi? Onu hatırlayan var mı? Sizinle iletişime geçebilir mi? Nur Pelin. Bravo.
Yine burada da var. Fatih demiş, şu pozisyon için değerlendirir misin dediği içinmiş. Büşra demiş, Büşra Nur, hangi açılardan size katkıda bulunabileceğini nefis belirtmiş oluyor durum, demiş. Nefis dinliyorsunuz, evet. Harikasınız. Android yine, kendisine Android diyoruz ama kişinin deneyimlerini ve sizin hangi ihtiyaçlarınızı karşılayacağını söylemeydi. O zaman arkadaşlar, networking ne demek? Bir tanıdığa ulaşıp o tanıdığımız aracılığıyla üçüncü noktaya CV'nizi aracılarla göndermek demek değil arkadaşlar. Noktaları birbirine bağlamak demek. Yani bir evet tanıdığınız olabilir ama onu iletken olarak yani iletken olarak düşünün. Neyi iletecek? Benim nihai noktaya beni götüren iletken olarak. Yani sonunda ben o kişiye ulaşmak için iletken olacak. Yoksa bana iş bulmak için ben topu ona atacağım ve üçüncü noktadan sonrasını ilgilenmeyeceğim demek değil. Networking, diyecek Burcu, mail atsın veya telefon atsın veya şey yapsın. Böyle böyle bir arkadaş var. Şu da olabilir. Aslında ben çok iyi tanımıyorum diye de bilir Burcu. Ama sizin işte diyelim ki bilmem ne şirketinde, Arçelik'te şöyle bir eğitim verdiğinizi duymuş. Sizi şuradan takip etmiş. Yani ben olmam, Ahmet Bey olabilir. Sizin de Ahmet Bey'le yakın ilişkinizin olduğunu, Ahmet Bey'e bir şey danışmak istiyor. Networking konuşmalarında bir eylem vardır. Yani nihai şeye gidene kadar ki eylemler istenir. Bir akıl danışmak istiyor. Acaba Arçelik'te bu yıl staj yapmak için nasıl, yani nerelerde staj yapılıyor, ne yapılıyor diye akıl danışmak istiyor. Bir şey istenir. Yoksa iş istenmez. Yani bir rica istenir. Bakın burada hiçbir büyük, hiçbir yönetici, hiçbir iş dünyasında olan kişi buna hayır demez. Neye hayır der? Bana iş bulur musun? Hayır der. Biz network'te adım 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 işleyeceğiz bunları. Burada ne tür beceriler peki akla geliyor? Bir, biraz araştırma meselesi. Nerede ne var? Bunları da oturup internetten yerine biraz insanların içine katıldığınız arkadaşlar, bunlar size zaten psikolojide vardır ya, algıda seçicilik. Eğer staj arıyorsanız o tür konuların konuşulduğu ortamlarda daha kulağınıza çarpacak. Arçelik'se babanın iş arkadaşının kızı Arçelik'teymiş. Bu hemen size gelecek. Yani sürekli ders çalışmak, önüne gömülmek yerine günde gerçekten bir 15 dakika başkaları ne yapıyor? Ama bunu kankalarla demiyorum yine. İşte babanızın arkadaşları bile sizin için bir network alanı. Biraz daha ilerleyeceğim. Şöyle ilerleyeceğim. Şimdi önüne gelenle de network yapılır mı? Yapılır. Merhaba dersiniz, merhaba dersiniz. Şimdi network'ün bir de kilit isimleri var. Biraz daha bilimsel yaklaşalım. Gelin oraya gidelim. Bu arada varsa soru Burcu seve seve. Yorum var yine. Hocam biz hep derslere gömüldük ya demiş, gülmüş Android. Geliştirmek. Haklısın, haklısınız. Evet. Yani o kadar haklısınız ki, hele final dönemi, hele şimdi şöyle bir dönemde derse gömüldüm. Bak Android, sevgili Android. Derse gömüldün, inan ben de bazen gömülüyorum, değilse de gömülüyorum. Şöyle kafayı kaldır, evin içerisinde bir tur at, o bile bir şey. Şimdi sokağa çıkma yasağı da kalktı değil mi? Sizlere de kalktı değil mi? Bir bakkala git, bir çikolata al, gel. Yani hayat o kadar tesadüflere açık ki, ben hayatımı değiştiren iş teklifini sosisli sandviç kuyruğunda aldım. Hayatımı değiştiren cümleyi paylaşıyorum. Bence bu sunumun en önemli noktası. 57 kişiyiz, herkes buradaysa bunu bence kocaman harflerle yazsın. Eğer bir derdiniz varsa, dert şu demek tırnak içerisinde, ulaşmaya çalıştığınız bir emel, bir amaç, çözmeye çalıştığınız bir durum varsa çayınızı dışarıda için. Koronaya dikkat edip dermişim ben de şimdi. Değil mi? Korona virüse dikkat edip maskemizi takıp. Elbette, elbette. Yani ama her koşulda network, maskeli olsun, evet, maskesiz olsun.
Şimdi eğer bunu pandemi döneminde sokak çıkışlar varken biz bunu telefonla yapacaktık. Al eline hiç yani böyle normalde like'lamadığın bir kişinin veya daha az şey yaptığın altına bir yorum yaz. Normalde yazmıyorsan altına yorum yaz. Azıcık LinkedIn'de organizasyonlarda kimler demişti. Noktaları bağlamak diyoruz ya network. Birisinde bir şey gördünüz. Aa, akşam harika bir film seyrettim Netflix'te. Süper de şuydu buydu. İyi networkçiler arkadaşlar duydukları bir haberi yine iletken şekilde zayıf bağlara kendini hatırlatmak için kullanırlar. Aa, şöyle bir dizi var. Sen de korku dizilerini seversin ya da politik dizileri seversin. Böyle bir dizi var. Sen aklıma geldin de al sana zayıf bağlı tekrardan bir iletken olmak için bir şey. Veya akıl almak, tavsiye almak inanılmaz iyi bir network alışkanlığıdır. Burada hiç tanımadığınız insanlar bile size kapıyı açar. Çünkü sizler şunun için akıl alacağım. Neden o kişiye başvuruyorsunuz? Çünkü o kişinin bir takım özelliklerini biliyorsunuzdur. Hiç tanımadığınız bir insana bile ya siz şu şirketlerde şöyle şeyler başarmışsınız veya siz geçmişinizde şu hobiyle uğraşmışsınız, siz şöyleymişsiniz. Ben de burada şunu yapmak istiyorum. Yani bakın hep söylüyorum bana ne akıl verirsiniz dendiği anda benim tüylerim diken diken oluyor. Ne konuda ne akıl? Ben ilk defa böyle bir diyelim ki yelkenciliğe başlayacağım. Ben de diyelim ki yelkencilikle şey yapıyorum. Bana ne akıl verirsiniz? Kardeşim ben o yemenden, içmenden, alışkanlıklarından mı? Neden bahsediyorsun? Senin amacın ne? Ben şu şirkette staj yapmak istiyorum. Ben yelkencilik kulübü açmak istiyorum. Ben katılmak istiyorum. Ben birazcık kendini anlatma becerisi de gerek. Tüm konudan konuya atladık ama. Bir Yağmur el kaldırmıştı sanırım ama Yağmur bu halde bir şey. Evet, belki deneyeceksinizdir ama introvertlere tavsiyeleriniz var mı? Çünkü bu bahsettiğiniz şeyler böyle ekstrovertlere zaten doğal gelen şeylermiş gibi geliyor. Ama hani sosyal hani iş dışında introvertlere insanlar doğal gelen şeyler hani sosyal anlamda bile bu kadar işte insanlarla konuşmak. Bir de şey sormak istiyorum. Hani zayıf bağların gidin işte bir fotoğrafına yorum yapın ya da işte bir şekilde iletişime geçiniyoruz ama bir de şöyle bir endişem var mesela hani bunu yaparken samimiyetsiz olma endişesi var hani. Harika iki soru ve bir sürü arkadaşın adına soruyorsun çünkü ben içe dönük bir insanım. Dışa dönük de değildim. Çünkü networking'le ilgilenmeye başladığımda ismini alamadım ama şimdi Yağmur. Yağmur, sevgili Yağmur. Ya ben öyle çok girişken değilim. Ben bankada çalışırken arkadaşlar sunum yaparken bile yüzüm kızarır, sesim titrer. Ay şu topluluktan bir an önce çıkayım da en yakın arkadaşımla gideyim şu toplantı bitsin diyen bir insan. O yüzden acaba bu iş ve belki de bu yüzden benim dikkatimi daha fazla çekti ve incelemeye başladım. İsteyenlerle de şeyi paylaşabilirim. Dışa dönüklerden ziyade içe dönüklerin daha iyi networkçi olduğuna dair çalışmalar var. Bu beni biraz şaşırttı. Yağmur çok haklı çünkü yağmur gibi bilgiler veriyor. İşte akşam şunu yapın, dışarıda bunu yapın, çayınızı şöyle için. Şimdi bunları bir gün içerisinde yapmayı düşündüğünüzde sürekli sosyalleşen, sürekli insanlarla bir şey yapan gibi geliyor. Bakın iş dünyasındaki insanlar için de 45 dakika dedim. Yani bunlar yağmur gibi yağarak gününüzü bununla asla geçirmeyin. Önce sizin kendinizi iyi hissettiğiniz alanlar olması lazım. İnsanlara anlatacağınız bir öykünüz, hikayeniz olması lazım. Bir amacınız olması lazım. Bunlar çok fazla şey gerektiriyor, konsantrasyon gerektiriyor. Şimdi diyelim ki bir amacınız var, network yapmak istiyorsunuz, o insana yazmak istiyorsunuz, o insanı araştırmanız gerekiyor. Yani biraz daha nokta atışlı bir yaklaşım gerektiriyor network. Önüne gelenle sosyalleşmekten hiç bahsetmiyorum sevgili Yağmur. O yüzden içe dönüklerin daha kısa sürede, daha net cümlelerle, daha
karşı tarafı yormadan neden o kişiye ulaştığına dair cümleleri daha nasıl diyorum şaşalı kurmadan yapabildiklerini de düşünebiliriz. Yani bunun içe dönük, dışa dönük de kurabilir bunu. Dışa dönüklerin ne avantajı var? Şöyle var, daha fazla şans ve fırsata açıklar. Yani dışa dönükler herkesle daha rahat kullanıp şey yapıyorlar ama herkes bizim için network için bir kaynak değil ki. İçe dönüklerse zamanını, emeğini daha ön araştırmaya bakarak yani birisi dolambaçlı yoldan daha fazla insanla temas kurarak o noktaya ulaşıyor. İçe dönüklerde o kısmı daha fazla araştırarak o noktaya ulaşıyor. Bilmem Yağmurcuğum cevap oldu mu bu? Evet oldu, teşekkür ederim. Bir sorun daha mı vardı? Sertiniz. Evet şey zayıf bağları samimiyetsiz kaçma yani bu dediğiniz şeyleri yaptığımızda samimiyetsiz kaçma endişesi oluyor benim kafamda. Yani bir hani... şey sorabilir miyim Yağmur? Sen neyi samimiyetsiz bulursun? Yani mesela biriyle iletişime geçtiğimizde kafamızda networking olması biraz kötü bir şey gibi geliyor bana. Hani tabii ki de sadece o olacağından değil ama hani asıl gayemizin network, hani mesela bunu çok belli etmek, hani ne bileyim sadece iletişime geçtiğimizde işle ilgili ya da bir şeyle ilgili, evet tam olarak kullanıyormuş gibi oluyor aslında kastettim. Birbirinizi kullanmaktan çekiniyorsun değil mi? Bu samimiyetsiz geliyor. O sosyal bağı karşılıklı birbirimizi kullanmak için kuruyoruz gibi geliyor. Aynen. Çıkarcı gibi geliyor değil mi? Aynen. Bir de biz şu an şey konumdayız ya aslında, daha yukarıya doğru çıkacak konumuz. Çünkü öğrenciliğin daha altı yok herhalde. Yani bilmiyorum. Sevgili Yağmur, diyelim ki sen benim bu sunumdan sonra dedin ki Işıl Hanım, ben şurada staj yapmak istiyorum. Şurada bir tanıdığınız var mı diye yaklaştı. Değil mi? Bu bu samimiyetsiz bir yaklaşım mı? Ne zaman samimiyetsiz olur, ne zaman samimi olur? Yani bu biraz bence biraz ama hani biraz subjektif durumdan bakınca hani birinin nasılsın diye sormadan bile hani bir şey sorması da bana samimiyetsiz geliyor. O yüzden çok samimiyetsiz olmayabilir. Çok işte networking dediğimiz şey bu samimiyetsizliği samimi şekle çevirmek değil. Zaten Mark Renovater'ın çalışmasında, pardon özür diliyorum, bu çalışmadan sonra Harvard bunun üzerine çok çalıştı dedim ya, bırakın zayıf bağ, zayıf bağ kalsın diye. Zayıf bağlar samimiyete bakmıyor arkadaşlar. Katma değere bakıyor. Yani birisinin bana gelip, yani şimdi ya pardon ismi Yağmur'du değil mi? Hala Yağmur mu? Yok. Kimle konuşuyordun? Yağmur. Yağmur. Yok, en son başka birisi sormuş gibi geldi. Her neyse buradan diyelim ki Nur'u gördüm ben mesela şu anda ismini. Nur bu sunumdan sonra bana işte bir yerden yazıyor. Instagram'dan, LinkedIn'den veya Burcu'dan mailimi aldık. Ya benim demiştim. Işıl Hanım, ay kolyeniz çok güzeldi o gün. İşte saçınızı çok sevdim. Asıl bu yapmacık geliyor değil mi böyle şey ilk başta? Arkadaşlar buna, bu samimiyete iki zayıf bağ arasındaki bu samimiyet son derecede samimiyetsiz bir şey. İki zayıf bağ arasında nasıl peki bağ kuracağız? Yani böyle de ben staj arıyorum, bana staj ayarlar mısınız diye dediğim. Şimdi zayıf bağların bağlandığı bir an vardır. Mesela biz, ben sizin zayıf bağınızım ya, siz de belki birbirinizin. Neyle bizi bağlayan şey ne? Bir sunum değil mi? Bir kariyer günlerindeki. Eğer bundan bahsetmeden girerseniz elbette ay beni kullanmak istiyor derim. Ya Işıl Hanım, o sunumla ilgili bana bir yorum yazmanız gerekiyor. Yani gerekiyor derken, ya ben o günkü sunumun başına girebildim ama sunumda şunlardan konuşmuştunuz. O kısmı tam anlayamamıştım. Ya tabii yalan olmasın arkadaşlar. Durum neyse.
oradaki bağlam neyse onu söyleyin. Veya sunumun hepsini dinledim ama benim hala içime sinmeyen şeyler vardı. Ama ben yine de teşekkür ederim. Yani illa pozitif, illa övücü, illa karşı tarafa böyle yüceltici bir şeyler söylememiz gerekmiyor. Sadece bu iki zayıf bağın neden dolayı bağlandığına dair ve onunla ilgili birkaç kelime etmeniz gerekiyor. Sonra aslında üç şey gerekiyor arkadaşlar. Bir, kendinizi hatırlatmak için bu bağlam gerekiyor. İkincisi, neden bunca insan varken Işıl Kayserer'le, Burcu Ertürk'le, Ahmet'le, Mehmet'le neden o kişiden bu ricayı ediyorsunuz? Bunu söylememiz gerekiyor. O samimiyetsiz, o çıkarcı şeyi. Ya Işıl Hanım, siz dediniz ki 3 bankada çalışmıştım. Işıl Hanım dediniz ki ya da ben LinkedIn'de gördüm ki şu üniversiteden mezunsunuz. Veya Burcu Hanım'dan duydum ki aslında işletmede de ders ve şöyleymişsiniz. Bir, o yüzden bu sebeplerden dolayı size ulaşıyorum. Aa, o zaman benim de içim rahat. Bir amacınız var, araştırmış, şey yapmış. Üçüncüsü de benden bir eylem istedim. Yani bana ne tavsiye edersiniz dediğim gibi bir eylem değil. Ben şurada şunu yapabilmem için bana şu kişiyi tanıştırır mısınız? Veya benim burada bunu yapabilmem için bana ne tavsiye edersiniz? Bakın buradaki tavsiye farklı. Bir amacın var, onun için ne tavsiye edersin? Yoksa hani bakın arkadaşlar, şimdi kayıt oluyor ama ben bir anımı anlatacağım. Çok ünlü bir, çok büyük bir bankada yine böyle network eğitimi veriyordum. Eğitim bittikten sonra bir arkadaş yanımıza geldi. Benim de bu arkadaşı çok çok çalışmak, daha doğrusu herkesin tanışmak istediği bir genel müdür tanıyordum. Hatta yani söyleyeyim de böyle bir bilişimin şu aman anda... Aman söyleme şeyse. Evet evet. Kayıttayız aman diye. Kayıttayız diye. İnanın herkesin tanışmak istediği dünya çapından büyük bir şeyin Türkiye'deki başkanı. Bu arkadaş da IT sektöründe olduğu için, bilişimde olduğu için bu laf arasında kahve molasında falan. Kahve molaları harika şeylerdir. Arkadaşlar yani elinizde bir su olsun, bir şey olsun. İnsanların öbek öbek bulunduğu, sizin kantinler, ben sevgili dilin dersine geldiğimde kimlerle tanışıyorum? Yani aç değilim, şey değilim ama yine de o yemek yenen yerlere gidiyorum. En büyük kuralımız şu, bunu hiç unutmayın. Bir, çayınızı dışarıda içmek var. İkincisi, çenenizi asla yeni bir ortama girdiğinizde, yani ilk 5-10 dakika asla şöyle tutmayın. Yani çenenizi yere paralel tutun. Yani insanlarla göz göze gelebilecek, ona bir gülümseyebilecek şekilde tutun ki insanlar siz yanınıza gelebilsin, konuşabilsin. Kaçmasın sizden. Siz de kaçmayın. Zaten şu anda bütün ofisler pandemiden önce, şimdi ne olacak bilmiyorum ama eminim olacak. Açık ofis, duvarsız, odasız, toplantı odaları, hatta masasız arkadaşlar. Yani uzun uzun masalar, yani kişiye özel masalar yok artık. Sadece yerlerinizden de biliyorsunuz. Bilgisayarınızı alıyorsunuz. Devamını engellemek için dış mihraklar... O gün artık yanınıza kim gelirse onunla konuşuyorsunuz. Neden? Çünkü bu şirketin inovasyonuna, insanların kişisel gelişmesine, bir projenin bütünlüğünü görebilmesine, daha fazla yaptığı işte anlam bulabilmesine çok büyük katkısı var. Yani sadece aynı departmandaki insanların aynı dört duvar arasında kaldığı ortamlarla şirketler artık bir yere varamayacağını anlatıyor. Şimdi anımı anlatıyordum. Lütfen şu kapıyı kapar mısınız? Çok iyi. Evet. Pandemi evet. Zamanı de, seminer. İşte bu kişiyle tanışmak istediğini söyledi. Ben de heyecanlandım. Hemen soruyorum arkadaşlar. Niye heyecanlanmış olabilirim? Hiç tanımadığım bir insan gelmiş. Siz şunu tanıyor musunuz? Beni tanıştırır mısınız? Dedi. Ben niye heyecanlandım? Gerçekten niye heyecanlanmış olabilir? Soruyorum gerçekten. Bir işe yarayacağın bakalım, için mi? İyi bir networkçi var mı aramızda? Evet.
Sesinizi açabilirsiniz isterseniz arkadaşlar, konuşmak isteyen olursa. Benim bir yorumum var. Bir işe yarayacağını bildiğin için mi? Heh. Sunumunuzun işe yaradığını görmek mi demiş Esra Atlı. Aa, çok güzel. Yani olabilir. Tabii ki. Güzel. Evet, çok iyi. Şu olabilir mi? Aslında noktalardan bahsetmiştik. Yeni bir nokta daha ekleniyor aslında sizin ağınıza da. Çok güzel Gizem Nur. Çok güzel. Çok iyi. İyi bir networkçi adayımız var. Siz de o kişiyle tekrar görüşeceksiniz bu vesileyle. Buse demiş. Buse işte beklediğim cevap hem Gizem hem diğer arkadaşlardan ve asıl Buse'den geldi. Neden heyecanlandım biliyor musunuz? Çünkü bu bahsettiğim kişi çok yukarılarda olduğu için ve benim de çok eskilerden tanıdığım bir insan olduğu için benim zayıf bağım. Şimdi çok yükseklerdeki kişilerle network yapamazsınız. Neden? Uçaktadır, toplantıdadır, meşguldür veya çekinirsiniz. Şimdi ne yap? Şimdi benim elimde bir fırsat var. Tanışmak. Fakat şimdi geliyoruz kritik noktaya. Şimdi ben bu fırsatı kendim için de heyecanlandım. Yani zayıf bağımın tozunu almak için, ben de buradayım demek için ve ona bir katkıda bulunmak için, yani yukarıdaki arkadaşa diyorum. Şimdi geldik ikinci arkadaşa da katkı bulunmak için. Ve döndüm dedim ki, sevgili arkadaşım, tabii ki tanıştırırım. Elimden geleni yapmaya çalışırım. İnanın yapacaktım. Çünkü bunun da bana da katkısı var. Yani noktaların hepsine katkısı var. Niçin tanışmak istiyorsun diye. Yemin ediyorum. Aynen şöyle bir cevap geldi. Hiç tanışmak istiyorum dedi. Bütün bu kurduğumuz bu güzel network çatır 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 bozuldu. Ama ben 3 ay sonra başka bir vesile oldu. Tam da şöyle bir vesile oldu. Bir grubun yine bir bilişim sektöründe çalışan bir arkadaşımın kızı, arkadaşımın arkadaşının kızı, 4. adım oluyor yani. Aynen çok iyi bir networkçü şeyiyle. Ya networkçü kelimesini de kullanmayalım. Network gözlüğüyle doğru adımları yaptı. Dedi ki arkadaşım, benim bir arkadaşım var, onun bir kızı var. Seninle bu kişinin arasındaki bağı ben bahsettim bir yerlerde. Bakın insanlar sürekli zaten konuşuyor. Kim kimi tanıyor, ne yapıyor? Yani network'te sadece birilerini tanımak değil, sizin de tanıdığınız insanlardan bahsedin. Sonra, şu şunu tanıyordu, dur şunu da arayalım deyip sizi arayacaklar. Her aradığında da insanlar bir takım başka olaylardan sizi haberdar edecek. Yani konuşmak, haberdar etmek, paylaşmak, insanlarla ilgili durumları birbirimizle paylaşmak. Ya şunu taşınıyormuş, acaba senin bir emlakçın vardı, yardımlaşmak. Bunlar çok iyi network fırsatları aslında. Dedi ki, seninle direkt bağ kurabilirim dedi. Bu aradığınız şeydi. Çünkü dedi, kendisi o şirketin bir projesini duymuş. Bakın o durum, şey vardı ya, daha oluşmamış, ilana çıkmamış bir şeyden bahsediyor. Bu projede yer alabileceğini düşünüyor. Zaten o şirketin de hayranı. Acaba senle temas kursa uygun olur mu? Sizce ne dedim ben? Arasın tabii dedim. Nefis bir konuşma yaptı kızcağız. Neden bana ulaşmak istediğini, ne yapmak istediğini, ön araştırmasını. Hani dışa dönük mü, içe dönük mü bilmiyorum ama o konuşma, 2 dakikalık, 3 dakikalık konuşma, hiç şey yok. Ay çok teşekkür ediyorum, ay ben şöyleyim. Hiç şey girmeden, kankalarla, o güçlü bağlarla yapacağımız konuşmaları sulandırmadan o kadar odaklı konuştu ki ben de zaten öyle istiyorum. O benim zayıf bağım, niye şey konuşayım ben? Nasılsınız? Ya bugün inanın bir takım WhatsApp konuşmaları var. Geçen yıl tanıştığım bir iş şeyle ilgili. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Ya konu nereye varacak bilmiyorum. Cevap vermedim sonunda artık. Belki şimdi cevaplıyorum. Ve ben onları tanıştırdım. Ne oldu dersiniz? Olmadı. Olmayabilir. Yani önemli değil. Ama ne oldu?
Şimdi o şirketin şeyiyle tanıştılar. O başka bir yere yönlendirdi. Ben o bahsettiğim üst kişiyle tekrar temas kurdum. Benim için şöyle bir hayırlı bir şey oldu. O beni bir şeyden haberdar etti. Ben başka bir gruba girdim vesaire. Noktalar genişledi. Yani yardım istediğiniz kişiler size hem kendiniz için, kendisi için, hem de o zayıf bağdaki kişiyi katma değeri olacağı için, hem size olacağı için bunu yapmaya gönüllü olacaktır. Yeter ki hiç gibi cevaplar vermeyin arkadaşlar. Amacınızı, hayallerinizi, ön araştırmanızı, neden o kişiye ulaştığınızı söyleyin. Networking konuşmaları bunlardır. Şimdi bilmiyorum network konusunda daha iyi bir anlatım olabilir miydi? Kendi başınıza da ulaşabilirdi o arkadaş şeye, o bahsettiğim şirketin tepesine. Ama ekranda da gördüğünüz gibi eğer başkalarıyla ulaşırsak bunun çıktısı, yani şu 216'yı 216 fırsat olarak görelim. Yani tabii ki öyle bu kadar çok yüksek fırsat olmayacak ama kendi başımıza ayrı ayrı ulaşmaktan çok daha katma değerli. İşte kuracağınız bu birliktelikler, bu parantezler bizim düştüğümüz zaman çıkmamıza, sadece bizim değil arkadaşlar, network'ü sadece kendinize almak için yaparsanız bir süre sonra bu parantezi içindeki insanlar sizi dışlar. Aldığınızdan daha fazla verin. Ya benden bir şey istediniz. Geçenlerde yine öyle bir Zoom toplantısında tanışmıştık. Sonra şey olmuştu. Taraflar tarafın. Dedi ki, Işıl Hanım sizin için ne yapabilirim dedi. Bu cümle benim o kadar yüreğime işledi ki. Yani böyle bir niyeti var. Yani söyleyin yapayım derdi. Ben de her şeyi yapacak anlamda değil. Dedim sen neyle ilgileniyorsun? Yeni bilgisayar mühendisliğini bitirmiş şeymiş. Ben de tabii ki teknolojide çok iyi değilim. Bir internet sitesi yapıyorum. Şu domainle ilgili bir sorunum olmuştu dedim. Bir anda başka bir şey döndü bir soruyla. Şimdi o zayıf bağ benim için diğer zayıf bağlardan daha değerli. Ne verebilirim? Eğer de ya da diyebilir ya benim şurada bir kafem var. Kafe açtım. Benim şöyle bir Instagram hesabım var. Orada sağlıklı şeyler yapıyorum. Neyiniz varsa hayatta. Ya sinema dediniz. Ben de sinemayla ilgili şu siteyi takip ediyorum. Verebileceğiniz illa bir şey vardır. Hiçbir şey yoksa sorun. Size nasıl bir şey verebilirim diye. Bunun bile değeri vardır. Şimdi biraz daha tekniğe geleceğiz. Teknik derken şu, dedim ya organizational network analysis yapıyorlar. Şimdi sol tarafta sevgili arkadaşlar bir organizasyon, standart bir organizasyon şeması var. Bir tane division head'imiz var, vice president'imiz var. Diğerlerinin genel müdür yardımcısı olduğunu düşünün. Altındakiler de çalıştığı kişiler. Bilgi asla böyle dikeysel akmıyor şirketlerde. Haberler asla böyle akmıyor. Haberler zaman zaman mesela şurada Miller'dan Mora'ya akıyor ve Adams'ın haberi bile olmuyor. Bunları gözlemler, anketler, mail trafiğiyle bu şirketin gerçekte haberlerin, fırsatların, gelişmelerin, diyorum ya maile düştükten sonra onun öncesinde bir sürü kişiden geçmişti bu fikir. Şöyle bir network haritası çıkıyor. Bakın şimdi sorum geliyor. Burada dikkatinizi ne çekiyor? Evet. Dikkat çekici bir şey var mı burada? Teres demiş Ayşe. Peres. Peres çok, evet. Android de Peres çok kişiyle ilişkili demiş. Yağmur McCoy dışlanmış demiş. Tunç Eren McCoy demiş yine. McCoy neredeymiş şurada?
Evet, ben de göremiyorum. Ha evet, en ucunda zırt deliğinde zurnanın makkoyu duruyor, yeşil. Değil mi? Makkoyu biraz çok güzel. Makkoyu'nun kariyeri nasıl olur arkadaşlar? Fatih Çağlar da Perez şirketin çaycısı gibi demiş. Yes. Kim demiş? Fatih değil mi? Fatih demiş? Çağlar, evet. Fatih Çağlar. Bakın, çok güzel bir noktaya geldik. Bu network'teki en kritik insan bizim Vice President'ın ismi neymiş? Rogers değil. Rogers bir sürü şeyden son haberi oluyor. Gerçekte olan biten artık çaycı mıdır, şey midir? Perez. Şimdi Perez'in bu iş dünyasında veya bu örgütte, bu toplulukta, bu üniversitede diğerlerinden daha hızlı şekilde haberdar olabildiğini bir fırsattan teorik olarak söyleyebiliriz, değil mi? Şimdi bu fırsat, şimdi Perez'in bir özelliği var. Onu birazdan açıklayacağım. Perez çok akıllı arkadaşlar. Birazdan göstereceğim neden akıllı olduğunu. Yani Perez burada... Peki aslında size sorayım. Perez neden akıllı? Perez'i merkezde yapmasının dışında bir özelliği daha var Perez'in. Şeklen bakın. Perez'in bu network'e katkısı ne? Bölümleri de mi birbirine bağlamış? Yeşiller, griler. Ben bakın, de hocam konuştum ama kusura bakmayın. Thomas ve arkadaş da çok popüler. Hatta evet, belki Perez kadar kontağı var. Thomas'ın ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5 kişilik kontağı var. Perez'in kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. O Perez'in çokmuş. Ama Thomas'ın şuradan bir taneler çizelim. Veya Johnson'a da tanışsın. Thomas bir de Garcia'yla tanışsın. Yine Perez kadar bağlantısı olsun. Ama Perez yine daha değerli. Neden? Yazmış arkadaşlar. Farklı birimlerdeki insanlarla temas kurması demiş Neslihan. Hani ilk baştaki şey vardı ya, güçlü bağlardan oluşan bir daireyi başka güçlü bağlardan oluşan başka bir daireyle birleştiriyor. İşte katma değer burada. Bu Thomas, Mora, bunlar popüler insanlar. İşte bunlar belki dışa dönük. Böyle hani o herkesi biliyor. İşte herkes onunla muhabbet ediyor, herkes onunla sohbet etmek istiyor. Perez'in aklıysa, bak buradaki mesela şu gruptan kaç kişiyle tanışıyor? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesi fazla mesela Perez için. Birkaçına indirse, bunlardan bir tanesi Thomas, hatta bir tanesi olsa, Thomas olsa, acaba Perez yine çok çabuk haberdar olur mu? Olur tabii, değil mi? Yani çok teorik konuşuyorum şu anda. Bir grubun en popüler kişisi olmaya çalışmayalım. Network'te bırakın zayıf bağlarımız zayıf bağ kalsın. Kendi kankalarımız, kendi güçlü bağlarımız olsun. Zayıf bağ daha da kuvvetlendirmek yerine gidelim başka bir departman, başka bir bölüm, başka bir fakültede, başka bir üniversitedeki kişiyle zayıf bağ kurmaya çalışıyorum. İşte o zaman network oluyor. Yani buradaki, bu gruptaki herkesi tanımaya çalışmanın Perez için artık bir katma değeri olmayacak ve network'teki o avantajlı yerini kaybedecek. Işıl'cığım, bu arada 15 dakika kaldı. Arkadaşlarımızın soruları da olursa aralarda belirtsinler. Tamam, harika. Ben o zaman son 15 dakikayı soru cevaba ayırayım. Yani o arada sorarlarsa sen yine devam et istersen. Çok güzel gidiyor zaten. Ağzına sağlık. Arkadaşlar, şu anda gerçekten şu içiniz, yani şu önemli bir diyagramdı. Şöyle bir şeye geçeceğim. Aradığım şey burada. Buradan çok arkadaş yararlanıyor. Yani şimdi tabii ki üniversitede hep akademik görsel
fiziksel anlatıma maruz kaldığınız için bazen sözel çok oturmamış olabiliyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, diyelim ki bir şeyinizi elden çıkarmak istiyorsunuz. Bir bisikletiniz var, bir motosikletiniz var ve siz şusunuz. Yani pembe renklisiniz. En hızlı şekilde ve en yüksek fiyata çıkarmak istiyorsunuz. Hangi network'e gidersiniz? Sorun bu. Evet. Nilüfer B ile başladı. Bakalım Bolu'nun B'si. Hep Bolu'nun B'si geliyor. Mehmet, Serhat, Yağmur. Var mı arttıran? Bolu'nun B'si bizi çok hızlı sattırır. Değil mi? Çünkü herkes birbirinden haberdar. Çat 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 söyleyecek. Ama yüksek fiyata sattırır mı? Fatih'ten A geldi. Büşra Nur'dan A geldi. Şimdi C'ye bakın. Allah'tan kimse C demedi. C. Dı 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 dı. Ne demek dı dı? Maalesef Türkiye'de işler, CV'ler C'deki gibi gidiyor. Aynen buna da torpil. Sen benim CV'mi şuna götür. Sen de buna götür. Sen de buna götür. Sen de buna götür. Bu kişi CV'si nerede kayboldu haberi bile yok. İşler burada böyle gidiyor. Bu buradan geri dönecek de zaman çok şey nasıl söyleyeyim çok uzun sürecek burada. Burada ise çok hızlı. Ama burada da iş arıyorsak eğer ya da işte deminki gibi bir ihtiyacımızı görmeye çalışıyorsak buradan bize bir iş çıkar mı arkadaşlar? Buradakilerin iş bulma ihtimali bize kaç kişi var? 3, 6, 7. 7 tane. Işılcım Fatih Çağlar şey demiş. A'nın perezi giderse A çöker. Herhalde şu ortadaki perezden bahsediyor. Bravo. Perezden buraya atladığım için harika dedi. Ondan B diye yanıt verdim demiş Fatih Çağlar. Tamam. Şimdi perezin zaten perezi hayatımızdan götürmemeye çalışacağız. Yani biz burada pereze ulaşmaya çalışacağız. Amacımız perezin bizi birileriyle tanıştırması olacak. Şimdi şuradaki kişiyle buradaki kişi arasındaki fark bu zaten. Bu network'te kim özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Son anda kaydım. Terezi kaybettik. Terezi kaybettik. Geri getirdik. Zaten sonuna da yaklaşıyoruz. Bizim bu network'te girip de herkesle tanışıp herkesle kanka olmamıza gerek yok. Ama staj yaptığınız veya mesela bu üniversitede kim olabilir? Önce pardon iş yerinden başlayalım. Eminim bir iş yerini görmüşsünüzdür. Bu çaycı olabilir mi arkadaşlar? Olabilir değil mi? Tabii. Çünkü buradaki olay birbiriyle bağlantısı olmayan kişileriyle temas halindeki. Buradaki bilgi inanılmaz değerli. Bu bir şoför olabilir. Yani Android de takım lideri demiş o kişi için. Olabilir mi? Olabilir ama burada böyle bir ipucumuz yok. Bu da takım lideri olabilir. Herkesi tanıyan, herkesle iletişim kuran. Yani sadece kendi takımıyla ilgilenen bir liderse budur. Ama başka takım lideri, başka takımdaki elemanlar, başka projelerde çalışanlar, başka firmalar ise budur. Yani buradan tam o bilgiyi elde edemiyoruz. Mesela bir hastanede merhaba diyeceğiniz, hatırını soracağınız, iki kelam laf edeceğiniz kişi hastanenin sahibi değildir. Hastanedeki hasta bakıcıdır. O size en yakın yerde nasıl söyleyeyim en yakın acile nasıl gideceğinizi kantinin nerede olduğunu otoparkın nerede olduğunu hangi doktorun hangi saatlerde ulaşacağınızı doktorun yanındaki ben çok iyi yaşadığım için biliyorum annemle ilgili böyle bir süreçte
hangi asistandan bilgi alacağımı bana söylerdi. O kadar iyi bir insandı ki, yani benim onu görmemezlikten gelmememin, ben katma değerini kat kat yaşadım. Ama ben bana bunları yapsın diye de yapmadım. Ama o kilit insan, biliyorum, bir merhaba. Ya zaten insanlık borcumuz arkadaşlar. Ünvanlarla mı sadece şey yapacağız? Şimdi son soruma geliyorum. Bütün bu hem teorik hem pratik hayattan sonra bu network'ten en değerli yeri kim sizce? Yani bu network'te bir kişiyle zayıf bağ kurmak hakkınız olsa veya bu network'te yer alıyorsanız hangisinin yerinde olmak istersiniz? Network gözüyle bakıyoruz tabii ki, bu teorik yaklaşımlardan. Evet, Yağmur'dan Erkan cevabı geldi. Fatih'ten Ceyda cevabı geldi. Fatih Çağlar'dan Erkan geldi. İki tane Erkan oldu. Bakalım. Ayşe'den Azra geldi. Azra neredeymiş? Orada. Tamam. Büşra Nur'dan Fuat geldi. Bakalım, değişik yorumlar. Nilüfer'den Ceyda geldi. Bu arada Ceyda ve Doğan aynı konumdalar. Ha Doğan, ha Ceyda diyenler aynı şeydiler. Ben saatime bakıyorum. Evet, son şeyi yapayım diye. Peki. Rabia'dan da Ceyda geldi. Android'den de Erkan geldi. Peki. Erkan'la Ceyda baş başa. Bir Azra'mız, bir Fuat'ımız var. Tekin, Ayça, Melis, Murat'ın yüzüne bakan yok. güzel cevaplar. Yani şöyle yaptık. Yasemin atlandı. Şimdi Fuat orada tek başına durmuyor mu? Yani tamam, belki insanlardan uzak. Böyle bütün haberleri Yasemin'den alıyor. Yasemin Erkan'dan duyacak da Fuat'ta söyleyecek de Fuat da ondan. Yani bu da bir yaşam tarzı, olmaz demiyorum ama network gözüyle bakarsak. Bu arada torpil değil, networking diye bir Instagram hesabımız var. Orada bu tür sorular arada soruyoruz. Ben soruyorum, İdil'in bazı özlü sözleri, benim özlü sözleri. Orada da böyle bazen kitap ödüllü şeyler, yarışmalar yapıyoruz. Orada da sorduğum bir sorudur bu. Torpil değil, networking Instagram hesabı. Şimdi Fuat'ın dışında Azra tam tersi. Azra çok popüler. Herkes geliyor Azra'yı gösteriyor. Yeni aldığı kıyafeti, yeni duyduğu konseri, yeni şeyini, şusunu, busunu. Azra herkese soruyor. Her gün herkesle haberleşiyor. Ama kimlerle haberleşiyor? Zaten birbiriyle haberleşen kişilerle vaktini geçiriyor. Ve emin olun arkadaşlar, bir gün Azra ne diyecek biliyor musunuz? Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum diyecek. Herkese veriyorum. Kimse karşılığını vermiyor. Başıma hiç iyi bir şey gelmiyor diyecek. Diyecek bunu. Azra popüler. Biz popüler peşine değiliz network gözünde. Olun, o da kötü bir şey değil ama şu anda network konuşuyoruz. O yüzden Ceyda ve Erkan. Bu iki cevabı da kabul ediyorum ama bunu kompüter hesaplıyorum. Bunu bilgisayar hesaplıyorum. Arkasında bir aritmatik var. Cevap Ceyda. Tebrik ediyorum, çok bir şey söyledi. Erkan da güzel konumda. Erkan'ın, şimdi güzel ne demek onu da az önce konuştuğumuz konulardan tekrarlayalım. Erkan iki network'ü birbirine bağlı. Nefis bir köprü. Nefis. Hem bu tarafta Tekinlerin olduğu, Azra'ların olduğu taraftan şey yapıyor, haberdar oluyor. Ancak ikinci network'ün zayıflığı, tırnak içerisinde zayıf. Az kişi var ve bunların da onlarla bağlantısı da Erkan'ın sadece Yasemin üzerinden. Yani bağlantının azlığı, kişinin azlığı Erkan'ı köprü vaziyetinde biraz puan düşürüyor. Ceyda ve Doğan öyle bir yerdeler ki bir adımda 3, 4, 5 kişiye ulaşabiliyorlar. Neredeyse Azra gibi. Ah ben yine. Neredeyse Azra kadar çevresi var.
network'te bir tek şeye ulaşamıyor. Murat'a ulaşamıyor Doğan. Ceyda'da Tekin'e ulaşamıyor. Ama bir de Erkan'a ulaşıyor. Erkan'ın katma değeri Tekin'den daha fazla. Neden? İşte dışarıdaki. Şimdi bütün bunları toparlarsak şu demek. Çeşitli deneyimleri olan, farklılığı olan, çeşiti istediğiniz kadar düşünebilirsiniz geniş. Farklı kitapları, farklı sosyal kulüplere giren ki şirketler artık kişilik testi, not ortalaması, şunların dışında farklı sosyal kulüplerde neler yaptıklarına bakıyor. Bunlar da başka insanlarla bir ortamda bulunmuş, hatta bir şey ortaya koymuş, işbirliği yapabilmiş insanları daha fazla tercih ediyorlar. Dünya hiçbir zaman işbirliğine bu kadar açık olmadı. Şirket bazında söylüyorum, insan bazında zaten işbirliği olmadan hayatta kalamıyoruz. O yüzden sadece belli bir grubun içerisinde bize benzeyen insanlarla yaşamı sürdürme ile kısıtlıysa sosyal becerilerimiz, bu bizim için bir kayıp arkadaşlar. Bizden uzak kişilerle de en yakın arkadaşımız yapmaya çalışmadan onlara zayıf bağ yapabilmek ve zayıf bağ tutabilmek networking ederiz. Yani midemiz bulanmasın, çıkarcı bir iletişim değil. Karşı gruba da ben ne yapabilirim? Nasıl katkıda bulunabilirim diye aslında dünyadaki adaleti de sağlayan bir kavram. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve şimdi varsa sorularınızı can gönülden dinlemeye hazırım. Peki. Çok hızlı geçtik, çok büyük. Ben bunu şirketlerde 2 gün boyunca anlatmaya çalışıyorum. Hızlı geçtik, yağmur gibi yağdırdık. Yağmurdan aklıma geldi bilgileri. Hazmetmesi kolay değil hepsini. İçinden bir tanesini alın, inceleyin, düşünün, karşı çıkın. Böyle bir yerlerden mesela o cümle benim çok hayatım, derdim varsa çayını dışarıda iç demiştik. Bir gün 6-7 yıl geçtikten sonra o cümle çok böyle bir çözmeye çalıştığım bir şey vardı. Kariyer değişikliği. Sadece bankacıyım ve eğitmen olacağım. Bu kariyer değişikliğinin köprüsünü 6-7 yıl önce duyduğum bu cümle sayesinde borçluyum. O gün çıktığında eğitmenliğe adım atmamı sağlayan kişiyle tanışmıştım. Sosyalist sandviç kurumu. Fatih sormuş, aynı anda kaç kişiyle zayıf bağ sürdürmek en iyi verimi verir? Sonuçta zayıf bağıyla uzun süre temas kurmayınca bağ zayıflıyor demiş. Doğru, çok doğru. Yani şimdi bizim bunun bir sayısı var. İlkel kabilelerde de olan sayı. 100-150 kişi arasında zayıf bağımızı sürdürebiliyoruz anlamlı şekilde. Yani ismini hatırlama, nerede tanıştığımızı hatırlama. Koparsa da kopabilir. Yani şimdi ben bu ikinci son slaytları sevgili Fatih o yüzden gösterdim. Koparmamaya çalışacağımız bazı bağlar vardır. Konumuna, yani aynı gruptan 4 tane zayıf bağ sürdürmenin onlara da bir faydası yok. Size de bir faydası yok. Bilmem anlatabildim mi Fatih? Yağmur sormuş, biraz spesifik olacak ama filmde ya da yaratıcı alanlarda nasıl networking yapıyorsunuz? Yine birini şunu izler misiniz, şuna bakabilir misiniz demek yerine biraz ayıp kaçıyor bunlar, normal midir demiş. Demek yine biraz ayıp kaçıyor. O kişiyi tanımadan, yani bir ortamda bulunmadan birisinin bir tavsiye etmek çok zor tabii. Eğer o kişinin bir başka bir arkadaşım, filmle ilgilenen bir arkadaşımın bir sayfasını önerdi. Ben de orada baktım. Çok işte Fransız sinemasını mesela çok seviyor. Ben de Fransız sinema, yani bir özelliğini bulmadan merhaba demek yerine ben Fransız sinemasında şu yönetmeni şundan dolayı severim, onunla ilgili bir kitap bulmuştum, size de tavsiye ederim gibi yaklaştım. Bilmem anlatabildim mi? Yani eylem, niyet, niçin yaklaştığımız, bu 3 şeyi bir amacımız olmalı.
karşı tarafa yaklaşırken belki bulamıyorsunuzdur, yeni çıkmış bir kitap olarak önerdim. Çok da hoşuna gitti. Sonra o beni başka bir Zoom şeyine davet etti. Yarısına katıldım, katılamadım. Yani illa her tanıştığımız şey de şeye dönmeyecek. Ama bir aramızda bağ oldu. İleride ben ondan bir şey rica etsem ya o bana işte şu kitabı önermiştim, sonra sizin arkanızdan şu filmi seyretmiştik diyeceğim elimde bir takım veriler var yani. Zayıf bağ, zayıf bağ. Esra sormuş, zayıf bağlarla iletişime geçince torpil olarak algılanması daha düşük bir ihtimal. Fakat aile gibi güçlü bağlar üzerinden tanıştığımız yeni insanlarla torpile kaymadan nasıl network kurabiliriz demiş. Çok güzel, çok güzel bir soru. Kızlar. Güzel bir soru kızlar. Çok güzel bir soru bu. Aile diyelim ki dayı, amca, teyze, kuzen. Kuzenden, dayıdan şunu isteyin. Ben şu kişiyle doğrudan temas kurmak isteyeyim. Ben ulaşmak istiyorum. Çünkü diyeyim, bir kere önce bu ailedeki üyeye niçin o kişiye ulaşmak istediğinizi iyi anlatın. Ama sizin adınıza konuşmamasını. Sadece ben şu sebeplerden o kişiye ulaşmak istiyorum. Ulaşıp ulaşamayacağımı sorar mısınız diye iletişim kurun. Böylece aile üyelerini biraz güçlü bağlardan temizleyin. Nefis bir soruydu. Zaten torpil yapmak istememe duygusu bile sizde gurur duymanıza sebep olur. Torpil hak yemek ya. Yani bence günah da bir şey yani. Yani hiçbir yerde yer yok. Başkasının hakkını yiyorsunuz arkadaşlar. Networking ise kendi hakkınızı bir dakika beni ulaştırın, ben kendi hakkımı arayacağım. Ben şu sebeplerden dolayı oradayım. Ama yeter ki doğru kişiye ulaşayım. Yeter ki dijitale düşmeden ulaşayım. Tatili evet. De siz yapın. Aktif bir durum yani. Çok teşekkür ediyorlar. Gayet vizyon açıcı bir sunumdu demiş arkadaşlarımız. En son Gizem Nur'dan da bir soru alalım. Siz aradaki birkaç kişi dolayısıyla size ulaşan birinden bahsettiniz. Ancak önceden belirli sebeplerle temas kurduğumuz ve birebir kurduğumuz networklerde rahatsız edici olmamak adına nelere dikkat etmeliyiz? Anlamadım. Yani acaba sesli sorabilir mi? Tabii ki. Gizem, sesini açalım. Yani şunu kastediyorum aslında. Sizin tanıdığınız dolayısıyla size ulaşmıştı bahsettiğiniz insan. Ve tanıtmıştı da aslında. Güvendiğiniz biriydi. Evet. Burada benim bahsettiğim bir şekilde önceden karşılaştım ve tanıştım. Ancak hani birebir ben bir şey rica edeceğim. Bunu kastediyorum. Bir etkinlikte ya da bir yerde temas kurmuşum. Ama arada bir kişi yok. Birebir ben tekrardan şey ikinci kez soracaksın bu kişiyi, öyle mi? Aynen. Ha, tamam. İşte network diyaloğu o ilk diyelim ki bir etkinlikte tanıştın ki benle çok oluyor bu. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'ne derse geldiğimde kahve molasına illa çıkıyorum ben. Çıkın yani zaten. Konuşmak için iyi bir vesile. Hava soğuk diyorsunuz yanınızdakinde. İşte ben arada sigara içiyorum. Orada çakmağım var mıydı? Şöyleydi, böyleydi. Muhabbet ediyorsunuz. O sırada kendiniz, yani o sıradaki muhabbete dayanarak daha sonradan ancak şey kurabilirsiniz. Ya karşılar, ben mesela hatırlamıyor olabilirim. Ya bilmem kaç yılında dışarı çıkmıştık. Çok soğuktu. Hatta siz o gün arabayla gelmiştiniz ve arabanızın şöyle yokuştan çıkarken kaydığını anlatmıştınız. Bir anı olması lazım. Yani bu anıyı söyledikten sonra kendinizi hatırlatabilirsiniz o zayıf bağ. Acaba doğru mu anladım Gizem, yanlış mı anladım bilemedim. Yani aslında bu yanlış anlaşılmak ve rahatsız edici olmamak üzerinden de arkadaşlar sorular sordular ya, o yüzden diyorum hani dikkat etmemiz gereken. Gizem ve diğer arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bir kişiyi rahatsız ettiğinizi düşünüyorsanız rahatsız etmeyin. Şunu demek istiyorum. Bak, evet. Niye rahatsız ettiğinizi düşünüyorsunuz ki? Siz değerli bir okuldasınız.
karşı tarafın değerli deneyimleri var. Ve bu iki değeri bir amaca yönlendirmek için bir şey soruyorsunuz. Bina anlatabilir mi? Ne olur hiç kimse bir... bak beni şu anda ne rahatsız ediyor biliyor musun? Girme dediğim halde şeyler rahatsız ediyor. Ama sizden birisinin ya ben koca kariyerime karar vereceğim. Şurada mı staj yapayım burada? Yani öylesine örnek veriyorum. Daha ulvi, daha güzel bir amaç için gelmeniz kimseyi rahatsız etmez. Ama siz rahatsızlık veriyorum dediğinizde karşı taraf şöyle düşünüyor. Ya demek ki kendini o kadar değerli görmüyor ki hani şey diye. Bunu ego olarak söylemiyorum. Amacınızı söylediğinizde bu bir rahatsızlık vermez. Ve amacınızda da sade, net olun. Ben gerçekten ben de ileride eğitmen olmak istiyorum. Ben de bankacı olmak istiyorum. Benle bir bağ varsa hiç rahatsız etmez. Bir de arkadaşlar çok uzun tutmayın. Ben de bir nasihat vermek istiyorum Işıl'cığım. Çok uzun anlatıyorlar. Yani kelimeye gelene kadar, ne istediklerini anlayana kadar zaten bu insanların vakitleri çok az. Yani ondan dolayı çok değerli bir şekilde hemen başta amacınızı anlatmanız lazım ki size geri dönüş yapsınlar. Bazen ya okumayı bile bırakabiliyorlar insanlar. Çok uzun da o mail. Ben onu unutmuşum, yana ayırmıştım diye geri dönüş yapanlar bile var. O yüzden üç cümle, ona da herhalde... 4 cümle amacınız, niçin oraya ulaştığınız, ne istediğiniz. Bu 3 şey arkadaşlar. 4. süslü bir cümle olsun. 5. asla. 3 cümle. Çok doğru dedim Burcu. Gerçekten öbür türlü şey oluyor. Rahatsız ediliyorsun işte. Evet. Ya da bırakıyorsun. Ama kısa çok cümle kuranlar gerçekten çok daha etkili oluyor. Anında geri dönüş sağlıyor. Ben salonu çok tuttuk. Çok teşekkür ediyorum. Çok da güzeldi. Bırakmak da istemiyoruz böyle hepimiz. Ben de katıldım vallahi. Yağmur da el sallamış herhalde. Çok teşekkür ediyoruz her şey için Işıl'cığım. Bize vakit ayırdığınız için. Ben de teşekkür ederim. Yeniden zaten bir sonraki seminerde buluşmak üzere. Yine değerlendireceğiz bu konuları. Arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Çok teşekkürler. Zayıf bağlarınız bol olsun arkadaşlar. Güçlü bağlarınıza sarılın ama zayıf bağlarınız bol olsun. Sevgiler hepinize. Burcu'dan iletişim bilgilerimi alıp bana da ulaşabilirsiniz her zaman. Tamamdır. Torpil Değil Networking'e de bakın. Değil mi? Instagram oradan hesabı. Oradan da tabii haberleşiriz. Tamam, tamam. Çok teşekkür ediyoruz Işıl'cığım. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Kızına da selamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar. Teşekkür ediyor arkadaşlarımız tek tek. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben şöyle... İyi akşamlar Işıl. İyi akşamlar Burcu'cum. Çok sağ olasın. Şöyle şey yapayım ben de. Of.